Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tefal Peindor ekmek yapma makinamızda ekmek yapma serimize devam ediyoruz. Bugünkü yapacak olduğumuz ekmek programımız 4. program ekmek. Bu ekmek programımızın ismi Hızlı Ekmek Programı. Şimdi başlayalım sizlerle beraber Hızlı Ekmek Programı'nda neler koyuyoruz, nasıl yapıyoruz, kaç gramlık yapacağız. Yapacak olduğumuz ekmek 750 gramlık olacak. Vermiş olduğumuz ölçüler, birimler de buna göre olacak. Sizler de ona göre ayarlayın lütfen. Şimdi 750 gram hızlı ekmek yapmak için haznemize malzemelerimizi eklemeye başlıyoruz. Birinci olarak suyumuzu ekliyoruz. 750 gram ekmeğimiz için 285 ml suyumuzu ekliyoruz. Haznemize 285 ml suyumuzu güzelce ekledikten sonra sıra sıvı yağımızı eklemeye geliyor. Sıvı yağımızda yine ölçeğimizin büyük olan kısmıyla, yani bir tatlı kaşığına tekabül eden kısmıyla, bir büyük ölçek kısmıyla bir tam dolusu sıvı yağımızı güzelce suyumuzun üzerine ekliyoruz. Evet, sıvı yağımızı ekledikten sonra sıvı maddelerimiz bitti. Şimdi sıra geldi katı malzemelerimize. Katı malzemelerimizden ilk olarak tuzumuzu ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Güzelce silme bir şekilde doldurduk. Küçük ölçeğimizin küçük kısmıyla tuzumuzu ekledik. Ölçümüzün küçük yeri olan, yani 1 çay kaşığına tekabül eden yeriyle tuzumuzu ekledikten sonra sıra şekerimizi eklemeye geliyor. Şekerimizi de ölçümüzün büyük yeri olan 1 tatlı kaşığına tekabül eden kısmıyla 3 ölçek olarak ekliyoruz. Şimdi şu bir silme dolusu birinci ölçeğimiz. Ardından ikinci ölçeğimizi ekledik. Ardından da güzelce üçüncü ölçeğimizi karışımımıza ekledik. Şekerimizi ekledikten sonra sıra süt tozumuza geliyor. Süt tozumuzu da ölçeğimizin büyük kısmıyla, yani tatlı kaşığına tekabül eden kısmıyla iki ölçek ekliyoruz. Bu birinci ölçeğimiz. İkinci ölçeğimizi de ekledik. Ardından sıra geldi unumuzu eklemeye. Burada ekleyecek olduğumuz normal ekmeklik un 445 gram olması gerekiyor. Tartımızın üzerinde unumuzu güzelce tarttık. 445 gram unumuzu tarttıktan sonra kabımıza güzelce ekliyoruz. Sıvı karışımımızın üzerine unumuzu yavaş yavaş güzelce düşürüyoruz. Hem sıvı karışımın üstünü kaplamış oluyor unumuz, hem de güzelce kabımıza yerleştirmiş oluyoruz. Unumuzu ekledikten sonra son olarak mayamızı ekliyoruz. Mayamız ne yapıyordu? Sıvıyla ve tuzla temas etmemesi gerekiyordu. Güzel mayalanma işleminin gerçekleşmesi için buna özen gösteriyorduk. Tüm malzemelerimizi ekledik. Unumuzu da ekledikten sonra unumuzun üstüne mayamızı ekleyeceğiz. Ne kadar mayamızı ekleyeceğiz? Ölçeğimizin küçük kısmıyla, yani çay kaşığı kısmıyla 2,5 ölçek mayamızı ekleyeceğiz. Bu bizim birinci ölçeğimiz. Güzelce yer gezdirdik. Ardından ikinci ölçeğimizi ekledik. Ardından yarım ölçek mayamızı güzelce ekledik. Evet, görmüş olduğunuz gibi kabımızın üzerinde unumuzun üzerine mayamızı güzelce yerleştirme işlemini hallettik. Şimdi makinamızı çalıştırdık. Makinamızın içerisine kabımızı yerleştiriyoruz. Makinamızın içerisine kabımızı güzelce yerleştirip oturduğundan emin olalım. Buna dikkat edelim. Evet, güzelce oturdu. Makinamızın kapağını kapattık. Şimdi sıra geldi programını ayarlamaya. Bizim yapmış olduğumuz bu ekmeğimiz 4. programda. Şu an makinamız 7. programda. Menü tuşundan onu 4'e getireceğiz. 1, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. 1'e geldik. Tekrardan 4'e getirdik. Şu anda hızlı ekmek olan programa getirmiş olduk. Ardından gramajımızı ayarlayacağız. Gramajımızı ayarlamamıza gerek yok. Zaten 750 gram boyutunda. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ardından kabuğumuzu ayarlayacağız. Kabuğumuz birinci seviye mi, ikinci seviye mi, üçüncü seviye mi olsun diye bakacağız. Burada ben birinci seviyeyi tercih edeceğim. Sizler için birinci seviyeyi de denemiş olalım. Birinci seviye kabuk seviyesinde olmasını istiyoruz. Ardından şu anda makinamız diyor ki 1 saat 30 dakika sonra ekmeğiniz hazır olacak inşallah. Şimdi start stop tuşuna basıp ekmeğimizin çalışmasını, oluşmasını başlatıyoruz makinada. Makinamız çalışmaya başladı şu anda. Görmüş olduğunuz üzere üzerindeki işaret, ok işareti, karışım yapıyorum, işlenme başladım diyor. Makinanın sesini de sizlere dinletmiş olalım. Bu şekilde makinanın sesini de sizlere dinlettik. 1 saat 30 dakika sonra ekmeğimizi çıkartıp değerlendirmesini, içini, kabuk rengini sizlerle paylaşacağız. Hızlı ekmek yapımımız şu anda tamamlanmış durumda. Bakalım birinci seviye kabukta kabuk oluşumu nasıl olmuş, üst kabuk nasıl olmuş, onlara detaylı bakacağız.
Kapağımızı açıyoruz. Ekmeğimiz oluşmuş mu? Evet, çok güzel bir koku çıktı içerisinden. Ekmeğimizin de şu anda gayet güzel şekilde oluştuğunu görüyorum. Şimdi kabımızı güzelce dışarıya alalım. 750 gram hızlı ekmek yapımı program 4'te ekmeğimizin yapımını gerçekleştirdik. Şimdi ekmeğimizin ilk sıcaklığını alması için bir örtümüzün, bir soframızın üzerine ekmeğimizi güzelce çıkartıyoruz. Evet, ekmeğimiz gayet güzel şekilde gözüküyor. Şimdi ekmeğimizin sizlere sağ ve sol taraflarını şöyle kamerayla alıp ekmek kabarmadaki ekmek kabuk seviyesinin birinci seviyede nasıl olduğunu tam olarak göstermeye çalışacağım. Birinci seviye ekmek kabuğundaki ekmeğimizin üst tarafı daha açık, daha böyle açık oluyor. Yan tarafları bir tık daha koyu kalınlıkta. Ekmeğimizin şu görüntüsü, birinci kabuk seviyesi bu şekilde oluşuyor dostlarım. Onları da sizlere şu şekilde detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Şimdi ekmeğimizin ilk sıcaklığını alması için sofra beziyle üzerini örteceğiz. 10-15 dakika dinlendikten sonra dilimleme aşamasına geçip ekmeğimizin iç kısmını da sizlerle paylaşacağız. Ekmeğimiz soframızın içerisinde bekledi. Isısını aldık. Şimdi ortadan güzelce ekmeğimizi kesip ekmeğimizin içini sizle paylaşacağız. Bakın. Ekmeğimizi birinci seviye kabuk olarak yapmıştık. Çok yumuşak, üst tarafı gayet yumuşak olmuş. Alt tarafı da gayet güzel. Çok güzel bir ekmek olmuş olarak gözüküyor dışarıdan. Şimdi güzelce ekmeğimi ortadan kesiyorum. Görmüş olduğunuz üzere ekmeğimizin içi de gayet güzel. Lezzetine bakalım bir de, ekmeğimizin iç tarafı hamur mu olmuş, nasıl olmuş? Ekmeğimizin lezzeti de gayet güzel olmuş. Birinci seviye kabuktaki yapmış olduğumuz ekmeğin de seviye olarak güzel olduğunu, ekmeğimizin daha güzel kabardığını söyleyebilirim sizlere. 10 numara bir ekmek olmuş. Eğer ki işiniz acele ise, acilen ekmeğe ihtiyacınız varsa kesinlikle hızlı ekmek programını denemenizi tavsiye ederim. Hem hızlı bir şekilde 1 saat 40 dakika gibi kısa bir sürede ekmeğimizi yapıyor. Hem de kabuk pişirme olsun, tadı olsun, her şeyle 10 numara mükemmel bir ekmek olmuş dostlarım. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım.